Sen ne yaptın hayatım? Kaşarlarımı, fırından çıktı. Evet, fırından çıkarttım. Kaşarlarımı verip birazcık daha fırına vereceğim. Sonra da yemelere doyamayacağız. Milföy hamurundan hanımlar. Çok güzel, onu oda sıcaklığında beklettikten sonra oklava yardımıyla ince uzun bir şekilde bütününü açtık. İçine kıyma, biberimizi, soğanımızı, maydanozumuzu ve baharatlarımızı robottan geçirdikten sonra kıymamızla karıştırdık. İçine yaydık, kenarlarından büzdük. Yumurta sarısı bak şimdi. Bu senin için. Ay çok tatlısın. Harikasın. Ben hakkını veririm biliyorsun. Bu benim için. Yumurtalı isteyenler için tekrar kırarız. Böyle, böyle de pişiririz. Erkan da istiyormuş hadi. Öyle mi? Bir tane tamam, daha bir tane al hayatım. Herkes böyle programın son bloğunda tabii ki. Onlar pişse de yesek modunda. O zaman diğerlerine de kıralım. Kıymalı güzelce pişirdik. Sonrasında çıkardık. Kaşar peyniri ve arzu ederseniz yumurtamızı da kırıyoruz ve fırına tekrar gönderiyoruz. Şu son olan Ayhan abla için. Haydi ay dörtledik güzel oldu hadi bakalım. Veriyorum fırına. Ha, diğer iki tanesi daha var. Evet hemen şunu da şöyle açayım. Onları da boş pişirelim. Bunları da böyle evet aynen öyle. Hatta kaşar da koymayabilirsin. Sade de olabilir ama burada az kalmış bunu değerlendirelim kurur çünkü sonrasında. Evet. Burada pastamız. Fırından. Hindistan cevizi ve çileklerle çok güzel süslendi. Evet onlar da çıktı. Güzelce süsledik. O da yemeğe hazır bizi bekliyor. Şu boş ama. Ona bile gelecek değil mi? Koyacağım. Şimdi salata malzemelerime geçeceğim. Şimdi makarnan nerede? Makarnayı suyunu süzdüm orada hemen süzülmüştür. Makarnalarımızı normalde suyla haşlarız biliyorsunuz. Biz şalgam suyuyla haşladık. Evet. Değil mi? Böyle renkli bir makarna oldu. Bunu makarnayla değil de kuskusla yapıyoruz, bulgurla yapıyoruz. Artık her şekilde yapıyoruz. Makarna da bir alternatif olsun dedik. Malzemelerini bir sayar mısın tek tek? Maydanozumuz var, dereotumuz var, turşumuz var, cevizimiz var, mısırımız var ve közlenmiş kırmızı biberimiz var. İstediğiniz gibi içine lezzetlendirmek size kalmış. Yağ, limon, tuz da tatlandırmak için. Sebzeleri ufak ufak doğrayıp bu arada da o soğumuş hepsini olacak. Hepsini karıştıracağım. Bu birazcık havalandıralım. Soğusun. Şöyle. Rengi çok hoş oldu. Çok güzel oldu. Yani kokoşluğu buradan geliyor. Kokoş ismi. Çocuklar sevecekler onu. Evet evet. Çocuklar için böyle şekilli makarnalar da var ya onlar da çok güzel olur. Midye makarnayla falan da çok güzel olur. Yaparsak her şey güzel olur. Her şey olur. Aynen öyle. Yeter ki yapalım. Mutfağımızda şefimiz kendimiz. Kesinlikle öyle. Herkes kendi mutfağını kendi biliyor. Sen şimdi doğramaya başlıyorsun. Evet doğramaya başlıyorum. Ve salatamızı hazırlayacağız. Evet. Güzelce doğrayalım. İnce ince kıyalım. Şöyle bol dereotlu, bol maydanozlu yapalım. İçinde yeşil yeşil. İncecik. Evet. Dereotu. Kabağa, kerevize çok yakışır. Mis gibi de kokuyor. Mis gibi de kokar, evet. Üzerine limon sıkıp yiyorum ben bunu böyle. Anneciğim de öyle çok yer. Şu fazlalıkları atalım. Evet, hesaplar olmasın. Hı-hı. Şunu da şöyle biraz alalım. Tıkır tıkır ağzımıza gelmesin. Evet. Buralar da faydalı ama. Görsellik de önemli. Maydanozumu da aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Evet. Renkli salata. Kırmızılar, yeşiller, sarılar. İçinde renk renk olunca ne güzel olacak. Evet, tabii ki aynen öyle. Tek başına bir yemek işte. Evet aslında baş başına bir yemek makarna. Ama biz bunu ne yapıyoruz bazen? Yemeklerin yanında yiyoruz. İşte evet o zaman sakıncalı oluyor. O zaman sakıncalı. Yemeği seviyoruz galiba. Pişik turşulardan kaldı mı senin evde? Fasulye turşusu var kayınvalidemin yaptığı. Onu biz bol soğanlı falan kavururuz. Ondan çok az var. Sen nereliydin Düzce? Ben Düzce'liyim, eşim Ordulu. Ordulu. Hı-hı. Ama Düzce'de de öyledir zaten. Çok Karadenizli vardır. Evet, çok fazla hem de. Aynen çok öyle. Çok fazla millet çok var. Çok güzeli vardır mesela. Var. Her çeşit var aynen, Düzce'de. Aynen. O yüzden diyemiyoruz ki Düzce'nin şu şeyi meşhur diye. Kesinlikle. Bunu da doğruyorum. Hadi bakalım. Şefleri meşhur aşkım. Evet, canım. Evet. Salatamızı hazırlıyor Sevimciğim. Böyle itinayla yapıyor.
Hanımların zaafları tabii ki bunlar. Ne yapıyoruz hayatım? Şimdi kolay. Dur kolayı bırak dur. Ay güzel kokusu gelen çıkmış. Çıktı. Sosunu da verdim. Kestikten sonra sosunu verdik ki aralara doğru çikolatamız aksın diye. Test misin sen bana? İradeyle mücadele testim Sevim. Ne kadar iradelisiniz diye. Ay çok tehlikeli duruyor. Kahvenin yanına değil mi? Hem de nasıl? Neyse. Küçük bir dilim. Hiç yemem daha iyi ya da hiç yemeyeyim değil mi? Ya da hakkını vereyim. Yiyince hakkını ver. Ya hep ya hiç ben. Ne yapıyoruz? Şimdi pidemizi yapalım. Kolay. Milföy hamurundan pidemiz var. Kişi sayısına göre milföy kullanacağız. Kıymamız var. Yine onu kişi sayısına göre ayarlayacağız. Sen kaç kişilik yapıyorsun? Biz şimdi kaç tane yapıyoruz? Burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane yapacağız. 4 tane, 4 kişilik. 4 kişilik bir de yapacağız. 250 gram kadar kıyma, maydanozumuz var, bir tane biberimiz, soğanımız var 2 tane. Bol soğanı sevenler 2 tane koyabilir. Bir tane domatesimiz var, karabiberimiz, tuzumuz ve pul biber. Bol acılı olsun. Merak ettim, şimdi üzerine nasıl vereceksin? Kapalı pizza, hani açık pizza olacak. Açık. Pizza diyorum, pide. Üzerine yayacaksın onu. Normal pide yapalım. Şeklinde. Kıymasını ilk önce vereceğim. Milföyün üzerine fırına göndereceğim. Sonra çıkarttıktan sonra kaşarını vereceğim. Sonra üzerine bir tane yumurta kıracağız, tekrar vereceğiz. Hakkımı bundan kullanıyorum ben. Tamam o zaman. Tatlıdan vazgeçtim, hemen hazırlayalım. Tamam. Şimdi hepsini böyle rondodan çekeceğiz. İnce bir iç harcımız olacak. Şöyle biberlerimizi de doğrayayım. Benim sevgili mutfaktaki konuklarım böyle soğanları koyuyorlar. Ben onları hep uzaklaştırıyorum. Bir doğranmış soğana karşı bir durumum evet, var. Evet, birazcık fazla kokuyor maalesef durunca ki. Durunca değil mi? Biz evet, de önceden hazırlıyoruz haliyle. Biraz şöyle. Onlar malzemelerini yanına koyuyorlar. Ben onu iki arada bir derede uzaklaştırıyorum. Bir de sarımsak öyledir ya. Sarımsak da çok kokar. Sen önceden hazırlanmış soğanlı salatayı da sevmem. Evet, içinde... Şimdi insanın kolayına gelsin diye misafire önceden hazırlıyor. Yok, ben de en son koyarım her şeyini. O soğanlı olunca o iş olmuyor. Domates de öyledir mesela durunca o da. Şöyle maydanozundan. Birazcık da pul biber alayım oradan. Tabii. Pul biber koymamışız buraya. Yakışır. Evet, pul biber yakışır. Hatta ben bunun şöyle. Hepsini koyayım diyorsun. Evet. Onu yıkayıp yenisini şöyle ilave ederiz. Tamamdır. Kapatıyorum. Ve güzelce gürültü yapıyorum. Bu bunun değil. Bunun değil miydi? Ha, şöyle çıkarıyoruz. Başka siyah arıyorum ben de. Tamamdır. Oo, lahmacun harcı gibi. Evet. Soğanları, biberleri ben de bu şekilde geçirip etle yoğurup tepsi kebabı yaparsın ya. Evet. Bol kıymayla sarımsak, soğan, biberler bu şekilde kırmızı ve yeşil biberleri geçirin rondodan. Harika bol oluyor. Kıymayla karıştırın. Sonra tepsinin üzerine yayın, dilimleyin. Bir salça sosu, bir tereyağı eritip dökün. Sonra fırına verin. Mis gibi. Mis gibi. Evet. Aynı malzemelerle farklı bir lezzet tarifi oldu. Kıymamı da koyacağım. Evet. Şöyle kıymamı biraz ayırayım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Evet. Ve milföyüme geçiyorum. Ben onu karıştırırken sen milföyünü de hazırlayabilirsin. Çok az şöyle hemen kurumasın diye üzerini kapattım. Birazcık un serpeceğim tezgahıma. Bunu elinizle de yoğurabilirsiniz hanımlar. Evet. Genelde kıymalı harçlar bu şekilde daha iyi özdeşleşiyor köfte gibi. Şöyle çok az bir açacağım. Şurayı birazcık genişleteyim ben. Oda sıcaklığında yumuşuyor zaten. Evet. Çok kolay bir pide tarifi. Yani yazıyorlar. Ezgi Hanımcığım çok üşüdüğünüzü söylüyorsunuz. İncecik giyinip çıkıyorsunuz diye. Ama... Buradaki sıcak bir görseniz hakikaten bu spotları, ama... bu milföyler... Hemen eriyor. Yufkalar kuruyor. Bizler böyle pişiyoruz. Burası çok sıcak tabii. Burası. Onlar hemen bir hamur mayalıyoruz. 10 dakikada mayası geliyor. Hemen. Beklemeye gerek yok. Hiç yok. Evde 40 dakikada anca mayası gelir. Evet. Tamamdır. Onun tuzu acaba iyi mi? Az koydum ama birazcık karabiberle tuz daha ekleyelim şöyle. Baharat güzeldir. Güzeldir. Tuz az. İyi. Tuzu az. Tuzu fazla olmasın. Sonra da ilave edilir de. Evet, şunları alayım. Evet. Tepsimi de şöyle koyayım ben. Yağlı kağıt serilmiş, tepsimiz de hazır. Evet. Ve... Tamamdır. Şöyle. Hemen alıyorum. Ortaya böyle güzelce iç harcımızı seriyoruz.
Sonra yanlarından kıvıracaksın. Evet, normal. O pizza şekilde biraz pişireceksin. Pide şey. Benim aklım pizzadı. Pizza mı canım istedi acaba? Pizza gibi olacak diyorum. Bu da. Hepsini evet. Köreltecek hayatım. Bir pizza çekmiş canım belli. Galiba. Tamamdır. Şimdi şöyle üzerine yanları kapatıyoruz. Bir şey sürecek misin yumurta sarısı? Ha, yumurta sarısı süreceğiz kenarlarına da. Rengi de biraz albenili olsun. Evet. Ya da şöyle birazcık yağla, değil mi? Milföy çok istemez ama. Evet, yağ istemez. İstemez. Evet, pidemiz hazır. Harika, bu şekilde 4 tane hazırlayacağız, fırına göndereceğiz. Evet. Pişince kaşar peynirini ilave edip tekrar fırına vereceğiz, evet. Eriteceğiz. Doğru mu? İstersek yumurta da kırabiliriz tam ortasına. Çıktıktan sonra böyle evet. Tekrar birazcık evet. Fırına verirken değil evet. Mi? Trabzon usulü dehşet olur. Kenarından koparır, güzel ortasına oluyor. Banarsınız. Kolay gelsin hayatım. Teşekkür ediyorum. Çok güzel lezzetler, gerçekten yüzüm güldü. Daha sonra ne yapacağız? Kenarları ne yapıyoruz? Daha sonra da makarna salatama geçiyoruz. Hazırlıksız yakaladım. Dağılmış gene yumurta sarısıyla şeyi. Bakar mısınız? Ay çok severim. Bunu ne yapıyorum? Tencereye koyuyorum. Üzerine su yerine şalgam suyu koyuyoruz. Onunla birlikte haşlıyoruz ve geri kalan iç harcı size kalmış artık. Turşumuz var, mısırımız var, közlenmiş kırmızı biberimiz var, ceviz, maydanoz, dereotu, yağ, limon. Ne istersek koyabiliriz. Harika. Bunu reklamda mı haşlayacaksın? Programda yetişir mi? Ben şimdi bir yandan haşlayabilirim. Çünkü birazcık da soğuması da gerekecek evet, bunun salatada evet. Kullanacağımız için. Haşlamaya boncuk başlayayım. Makarnalarımızı haşlayalım.